Günaydın çirkin. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz teyze hoşlar. Hoş geldiniz. Gece kuşu. Gece kuşu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dün gece kaçtı ya? Yalan olmasın. 3.30 muydu? 4 müydü? O civarda yağmur bir başladı. Ve hala yağıyor. Bu da sakinleşmiş hali. Yani o kadar şiddetli yağıyordu ki. Bakın her taraf. Ay, şu çiçeğim resmen sudan çürüyecek. Onu en iyisi bugün kesin almam gerekiyor. Bakın şuraları görüyor musunuz? Hep ıslandı, şey oldu. Yani su birikintisi oldu. Halılarımda yağmur o kadar şey yaptı ki kesin artık 2-3 gün böyle olur ama neyse bugün belki böyle şey olursa klimanın altına suyu iyice şey olsun klimanın altına alırım. Dün ikisini de yıkamıştım, asmıştım. Bakın böyle havamız bu. Kışın hep böyle oluyor genelde. Öyle şimdi ben geçeyim. Bizimkiler Şahin'le Yaren büyük eve geçtiler. Kahvaltılarını yapıyorlar. Evet. Görüyor musunuz? Tamam, tamam. Böyle işte ara ara şey oluyor, ara ara şiddetleniyor. Bu çene ne oldu kuş? Uykuşların mı geldi? Evet, çünkü saat 10'da uyandın. Doğru, doğru. Anlayacağınız gece yine gecemiz böyle şeydi. Ondan sonra sabah 8'de böyle tam böyle hava aydınlanıyordu. Miray'ı uyuttum. Ben de kafamı şurada, yemin ederim şu koltuğu açmadan, yatak sermeden şuraya kafamı bir koymuşum. Bir baktım böyle Mira mızmızlanıyor. Saat 10'du. Yani 2 saatlik bir uykuşum var. Uykuşum var. Ne oldu? Şimdi bu hanımefendinin yine tekrar uykusu geldi. Çünkü 2 saat oldu ayakta. Şimdi üstünü değiştirdim, altını değiştirdim. Kalnını doyuracağım diye uykuşlar yapacak. Annem de sağ olsun kahvaltımı getirdi. Şöyle. Ay. Şöyle güzelim bir tabağım, çayım, ekmeğim. Ondan sonra ne oldu bir tanem? Ne oldu bir tanem? Herkes kendini düşünüyor bu evde ya. Herkes kendini düşünüyor bu evde ya. Ne oldu? Dediğim ben şimdi kahvaltımı yapayım. Ondan sonra bu akşam Seda dün söylemiştim gidiyor. Diyarbakır'a dönüyor çünkü artık işine işbaşı yapacak. Ben de dün gece aklımdaydı aslında ama unutmuşum çıkarmaya. Seda gitmeden mantı yapayım dedim. Zaten akşam 9.30 gibi o tagara yani şey yola çıkacak. Şöyle az önce kıymalarımı çıkardım. Bu zaten bir iki saate falan çözülür. Çözülmese de sıcak suyun içine koyarım. Çözdürürüm onu. Gitmeden mantı yer. Hatta buzlukta da şey var. Böyle bir tabak var. Duruyordu ya ta ne zamandan beri. Onu da bir saklama kabına koyarım. Selda'ya. Ama Selda'ya nasıl göndersem onu pişmenir. Tenceresi yok onların. Neyse süzgece koyar. Ben anlatırım süzgece koyar yapar. Öyle şimdi pişmiş halini göndersem yol 18 saat sürüyor. Bozulabilir. O yüzden şey yapacağım. Buzluktakini böyle koyacağım. İnşallah bir şey olmaz. Götürür de süzgeçle yapar. Dediğim gibi bunlar şimdi çözülsün. Mantı yapacağım. Seda gelir. O yardım eder bana. Çünkü bazen gündüzleri biliyorsunuz Mira da uyumuyor. Hadi bakalım ben şimdi karnımı doyurayım. Ben kahvaltımı yapana dek sizlere de bakın annem gelirken hep tabak ıslanmış yağmurdan. Ben kahvaltımı yapana kadar sizler de sabah annem videoyu göndermiş. Anam! Anam bu sinir ne? Şimdi benimle konuş diyor. Tamam. Tamam bir tanem. Ne bu sinir? Çok ayıp. Çok ayıp. Sizlere de annemin gönderdiği videoları koyacağım. Siz onları izleye durun. Ben de karnımı bir doyurayım. Daha sonra gün içerisinde annem yine bir şeyler gönderirse sizlerle paylaşırım. Şimdilik onu buralara koyuyorum. Sizlere iyi seyirler. Bana da afiyet olsun. Herkese iyi günler. Annem burada ne yapıyorsun? Anne bir söyleyebilir misin lütfen? Ne yapacağım? Niye bu? Her taraf ne?
Kızlara içli kete yapacağım. Kızlarım gelecek. İçli kete yapayım. Nergis hamur yoğurdu. Ben de bunu kavrayayım işte. Sonra yapar pişirir. Kızlarım gelir otururuz. Herkese büyük selamlar. Nasılsınız? Hep bizi seviyorum. Ne bileyim gene kız. Bir eve gitmedi mi acaba mi? Yeter ne haber ne mi? Kızardı ya. Kızardı değil mi? Yeter. Sarı yağı dımbıldadık içine. Yağı töktük. Burada annemin her şeyi hazır. Hadi annem başla yapmayı. Aferin. Şimdi bunu pişirirken böyle elini yine de açtırır. Bunun adı içli kete. İçli kete. Yağ yıkan kete. Şimdi annem bunu pişirmeye başladığında ben yine çekerim size ama ben gideyim masamı hazırlayayım. Çünkü ablalarım taksiye oturmuş. Neredeyse bunda olurlar. Seveyim mi sevim o senden içli kete? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nedir ki? İçli kete. Kavurayım yağını patlayacağına az. Kuturlar pişireyim. Feride'm de görür olabilir. Ben de yiyet. O da yaz bir yer yaparım bana. Bayak vermeli de şimdi der ki fay fay yaksana. Seviyor kız pürüz de alışan. Fay fay yaksana. Ama nedir içinde? Un kavurdum sarı yağını da kızım. Tereyağla unu kavurmuş ve biraz da şeker katmış değil mi? Bak. Topla tamam mı kızım? Bakayım. Aferin. Şimdi kahvaltımı yaptım. Yaren'le Şahin geldiler. Markete kadar gittiler. Yaren ihtiyaçlarını aldı. Ondan sonra Şahin şimdi işe gitti. Yani işine gitti Kemer'e. Bekle biraz sonra tamam mı? Bir iki dakika teyzoşlarla konuşacağım. Sonra yapıştıracağım. Yağmurumuz hala devam ediyor. Ben de kahvaltı yaptım. Dedim ki şimdi şey yapayım. Bu arada annemi de izlemişsinizdir. İçli ne yapıyordu ya böyle tatlı un bizim şey var belki anlamamışsınızdır orada ne olduğunu unla şekeri böyle kavuruyorsun şey yapıyorsun hani annem buradayken katmer yapıyordu ya tereyağlı aynı onun gibi sadece içine o unla şekeri koyuyorlar o da güzel oluyor ben de bayağıdır yememiştim valla iştahım kabardı ne yalan söyleyeyim anneciğim şey ne diyordum ya. Her neyse kahvaltımı yaptım. Bugün nasılsa işim çok az dedim. Dün akşamdan yapmıştım. Şuraları bir dedim süpürge tutarım. Ondan sonra saat şu an 1.30. Düşünün yani 1.30'a kadar oturdum ben. İşte dedim 2-2.30 gibi otururum. Seda işte geri kahve falan içeriz. Bugün zamanımı Seda ile geçiririm. Daha sonra mantı yaparız. Yani benim düşüncem şu yöndeydi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Videomu yükledim. Biliyorsunuz her zaman yani her gün sabit bir şekilde 12'de yüklemeye çalışıyorum. Yükledim. Aradan bir 20 dakika falan geçti. Telif hakkı yemişim. YouTube'la uğraşanlar biliyorlar telifin ne olduğunu. Ve uyarı geldi. İşte ya kaldırıp düzenleyeceksiniz ya da her bütün işlemlere videoyu kapatıyoruz diye. Ben de onunla uğraştım anlayacağınız. Videoyu sildim.
YouTube'dan. Ondan sonra tekrar editini yap, tekrar düzenlemesini yap, tekrar yüklemeye al, kaydet derken 1,5 oldu. Şu anda video anca yarıya kadar yüklenebildi. Büyük ihtimal saat 3'lere falan yüklerim gibi geliyor. Öyle yani, bu işler de çok zor arkadaşlar. Sinir, stres. Yani böyle bayağı bir sabır gerekiyor. Anlık hatalar mesela yapabiliyorsun. İşte genelde işte uykusuz kaldığım gece edit yapıyorum ve bir yerleri atlamış olabiliyorum. Veya işte kullanmak yani kullanmayacağım şeyleri kullanabiliyoruz. O nedenle böyle sıkıntılar olabiliyor. Herkesin başına gelmiştir eminim. Çoğu takip ettiğim arkadaşların başına gelmiştir. Benim de birkaç defa geldi. Bugün de aynı şekilde. Ama olsun. Düzenledim, ettim. İnşallah saat 3'e yetişir diye düşünüyorum. Şimdi kalkayım, şu evi hemen bir süpüreyim. Miroş'um uyuyor. Evi güzelce süpürelim, edelim. Ondan sonra işte mantının hamurunu yoğurayım. İç harcını falan hazırlayayım. Çünkü hava yağmurlu olduğu için yani 9.30'da Sedan'la otobüsü, ama otobüsle gidecek bu arada. 9.30'da otobüsü ama erken 7 gibi falan çıkacaklar. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi yağmurlu, yavaş yavaş giderler. Öyle. Şimdi ben kalkıyorum. İşlerimi halledeyim. Annemi gördünüz. Evet. Böyle ara ara işte video çekiyor ya, ben de mutlu oluyorum. En azından görüyorum. Ne oldu? Oy. Açtın mı? Tamam. Neyse hadi. Kalkalım. İşlerimizi halledelim. Halılarım büyük ihtimal kurumayacak, ki kurumaz zaten bu havada. Beklemem bile yani, bunu şey yapmam bile saçma. Kıymam neredeyse çözülmüş. Birazcık çözülmüş. Onlar şey olur. Ben hemen bir çamaşır atsam mı? Atsam da nereye asayım onu ya? Halı malı asılı dolu. Balkondaki hep ütü masası falan ıslanmış. Yan komşuma da üzüldüm. Sabahtan beri eşi şey yapıyor, suyu çekiyor. Şimdi bizim ev birkaç basamak yüksekti ama yan komşumuzun direkt yerden olduğu için ve o sıkıntı yaşıyorlar. Yani hep su eve falan giriyor. Özellikle böyle şiddetli yağdığı zaman Allah yardımcıları olsun. O sıkıntıları var ki yine inceden devam ediyor. Şu şey bayağı bir ıslanmış, mahvolmuş. Onların bakın şöyle yerden direkt evi olduğu için maalesef o sorunu yaşıyorlar. Bizim gene en azından bir iki basamak var ve yağmur eve gelmiyor. Şey yapmıyor. Islak kızım, basma yerler ıslak. Şurası da annemin tabakları, onlar gidecek. Her neyse. Hadi yiyin bakalım, şu çamaşırlarım kurumuş mu benim ya? Nemliymişler. Allah'ım sen nereye uzuyorsun acaba? Nereye uzuyorsun? Nereye? Hadi bakalım. Kızım hadi gel. Koş hadi işlerimizi yapalım. Neyse. Seda birazdan gelir. Ya da Mira uyanır. Gerçi bu soğukta Mira'yı da çıkarmak istemiyorum. Annem sobayı yakmış ama şimdi sobalı evi de sevmiyorum. O oda sıcak oluyor ama çıkarıyor. Mesela şimdi oraya götüreyim, oda sıcak. Çocuk terleyecek. Çıkartırken sıkıntı. Buraya geleceğim, sıkıntı. O yüzden bugün yine kahvaltıda mesela götürmek istemedim. Neyse. Üstü müsait değil. İçeri geçeyim. Komşum çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi. Sihirli annem. Miroş'um hazır. Uyuyorken bir takım işlerimizi çözelim bakalım.
Bir saniye şuna bakayım hemen. Evet, ben işlerimi... Kızım sen şu şeyi izliyor musun, Sihirli Annemi? İzliyor musun? Tamam. Evi süpürdüm. Hatta süpürgem orada. O taraflara daha geçmedim. Çünkü Yaren oyun oynuyor. Oyuncaklarını döktü. Mira da yatak odasında uyuduğu için oraya da giremiyorum. Bugün nevresimi falan değiştireceğim. Ama şu an saatlerimiz 2:10 geçiyor. Yemeği aradan çıkarmam lazım. Dün canlı yayın açmıştım Instagram'da. Oradan bayağı bir mantı tarifi sorulmuştu. İşte tarifini yazar mısın falan. Ben de işte yani anlatarak veya işte size şu an yazarak tam olarak anlamazsınız diye şey yaptım. Ama en kısa zamanda mantı yaparız. Yani detaylı bir şekilde yaparım. Oradan şey yaparız dedim. O gün bugünmüş. Seda gitmeden şey yapalım dedik. Normalde işte planımda falan yoktum. Dün işte gideceği kesinleşince ben de bugün yapayım. Oradaki çünkü buzluktaki yetmezdi yani az bir mantı var. O artık kimin kısmeti bilmiyorum. Büyük ihtimalle Selda ne olacaktı. Şimdi ne yaptım? Şuradan detaylı bir şekilde gidelim. Şurada soğanım daha fazla olsaydı tabii ki daha güzel olurdu. Çünkü mantıda haşlamalık mantıda soğanı ne kadar az olursa o kadar güzel oluyor. Ama buharda pişen mantının soğanı ne kadar çok olursa daha güzel oluyor. O yüzden ama soğanım şu kadarcıktı. Bu da yeter diye düşünüyorum. 5-6 tane var. Daha sonra şöyle kıymamı ince ince şey yaptım ki daha çabuk çözülsün. Böyle bir paket yağlıydı, bir pakette yağsızdı. İkisini karıştırdım. Mantıda ne kadar çok yağlı olursa o kadar güzel oluyor. Onları oraya koydum. Şimdi ne yapacağım? Hamurumu yoğuracağım. Hamura da ne kullanıyoruz? Mira'nın sıcak suyunu alayım. Şimdi ona kaynatırım. Şöyle bir kaba suyumuzu koyuyoruz. Şöyle koyduk. Yetmezse yine alırım. Ondan sonra yumurta isteğe bağlı. İster kırarsınız ister kırmazsınız. Ben bazen yumurta kırıyorum hamuruna, bazen kırmıyorum. Bugün ne yapsak? Bugün kıralım bir tane. Şöyle o aldığımız ılık su, onun içine tuzu koyuyoruz ki geçen bir arkadaşımız sormuş neden öyle koydun diye. Tuz erisin diye, yani hamurun içinde şey olmasın. Tuz güzelce erisin diyerekten ben suyla önce eritiyorum. Daha sonra hamurun içine ilave ediyorum. Şöyle. Hatta bunun içine şimdi yumurtayı da kıracağım. Çünkü hamurun bazı yerlerinde şey oluyor, bazı yerlerinde olmuyor. Bunun içine yumurtayı kıracağım, çırpacağım. Ya da yok, yumurtayı direkt bunun içine kıralım. Öyle hiç yapmamıştım çünkü. Unumuzu alıyoruz. Ben göz kararı yapacağım. Siz de yapacak olursanız göz kararı. Çünkü şeyini tarif olarak şey yapamam. Yani ölçü olarak değil de ben şöyle göz kararı bir iki bezelik. Şu kadarcık yeter. Bunun içine şöyle havuzumuzu yapıyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Dediğim gibi yumurta size kalmış bir şey. İster kırarsınız ister kırmazsınız. Ben bazen kırıyorum, bazen kırmıyorum. Şimdi bunun içine eritilmiş suyumuzu ilave ediyoruz ve şöyle o havuzun içinden başlayarak yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz ne sert olacak ne yumuşak olacak. Güzel olacak. Yani mesela ben şu an hemen başlamayacağım. Bir yarım saat, bir saat hamur dinlenecek. Yani ne kadar çok dinleniyorsa o kadar güzel oluyor çünkü. Evet. Şöyle. İç harcı size kalmış. Mesela ben bunu patates koymadım. Patates koysam mı ki bugün? Patates koysam mı ya? Sırf kıymadan oldu. Neyse 2 adet de patates koyayım. Genelde iç harcı size kalmış bir şey. Sade kıyma soğanlı da yapabilirsiniz. Veya işte içine patates de koyabilirsiniz. Veya işte patatesli soğanlı yapabilirsiniz. Dediğim gibi iç harcı tamamen size kalmış bir şey. Bal kabağından da yapılıyor. Ben bal kabağından da çok seviyorum. Şimdi hamurumuzu bir yoğuralım. Aradan çıksın. Ondan sonra iç harcını da hazırlayayım. Dediğim gibi saat 3'te başlayacağım. 3'e kadar ben diğer işlerimi hallederim. Mesela o tarafı süpürürüm. Balkonu temizlerdim ama temizleyemeyeceğim. Yağmur yağıyor hala.
kadar. Video birazcık canımı sıkmıştı ama şu an 3'te dedim ama yok, şu an yayında. Yani bundan bir önceki video için söylüyorum. Çünkü arada bir tane yedek videom her zaman oluyor. Mesela bazen Mira uyumuyor ya da ne bileyim böyle bir yere gitmişimdir ya da çekmek istememişimdir. O an için bir yedek video her zaman bulunduruyorum. Öyle. Bugün yine Instagram'dan veya YouTube'dan canlı yayın açacağım. Çok hoşuma gidiyor böyle şey. Ha, bir de dün şöyle bir şey söylenmişti. İşte eşinle daha çok sık sık böyle videolarda falan şey yapın. Çok eğlenceli falan oluyor demiştim. Bundan sonra böyle akşamları 10-15 dakika eşimle bana ayıracağım. O da nasıl? Böyle işte sohbet, muhabbet, sizlerle konuşmak şeyinde. Genelde böyle canlı yayında da güzel oluyor. Direkt sorular geliyor. Onun cevabını hemen verebiliyoruz orada. Ama YouTube'da öyle bir şey olmuyor. Neyse, artık zaten Şahin kışın evde çalışmıyor. Ben de evdeyim. Böyle daha sık gözükür diye düşünüyorum. Şunu bir... Hamurum biraz sert olacak gibi geliyor ama neyse, biraz duracağı için. Şöyle çok az daha ekleyeyim. Öyle yani. Miroş'un bugün gece uyumadığı için şu an güzel mışıl mışıl uyuyor. Neyse, işim var ya, şu an uyusun. Gerçi saat 3.30'da ilacını vereceğim. Sabah 7.30'da verdim çünkü. Evet, şimdi hamurum birazcık dursun. Ondan sonra tekrar yani gidip gelip şöyle şey yapacağım. Ağzını kapatacağım şimdi. Bu bekleyecektir. Şöyle. Birazdan tekrar yoğurumu. Şimdi iç harcına geçeceğim. El bezlerim nerede benim ya? Şimdi Allah. Evet, zilin sesi geldi. Uyandı. Geldim bir tanem. Bir taneciğim geldim. Şimdi birazcık Mira ile şey yapalım. Ondan sonra iç harcını hazırlayalım. Anne, ben de sana. Yapacağım birazdan, dur. Kuzucuk. Annesinin balı. Arkadaşlar, ben yapacağım onu. Arkadaşlar. Hani kızım benim. Oh. Çok seviyorum seni ama. Çok seviyorum. Çok ama çok seviyorum ya. Nasıl olacak? Ha? Kızım bak, elimde şu an kardeşim var. Bunu arabasına yatıracağım. Sonra seninle ilgileneceğim. Çok seviyorum seni. Nasıl olacak? Miroş. Miroş. Kendine gelemedim mi anneciğim? Oo. Miroş. Mış bulam. Anne, sen yapsana bana. Ne yapayım öyle? Dur kardeşini yatırayım yapalım. Tamam mı kızım? Ay Miroş. Ne oldu? Mira'ya bakayım anne. Mira'ya mı bakacaksın öyle? Oh, bir öpücük de annesi alsın. Oh, bu bütün teyzoşlar için. Oh, bu bütün ablalar için. Bu amcalar için. Bu teyzoşlar için. Bu neneler için. Herkes için öptüm ben kızımı. Hı? Tamam. Bu demek oluyor ki beni rahat bırak. Hadi bakalım. Neyse, ben şimdi Mira'nın karnını doyurayım. Ondan sonra hızlı bir şekilde iç harcımı hazırlayayım. İç harcını zaten söyledim. Kıyma.
Her şeyi doğrayayım, ekleme şeyinde tekrar yanınıza gelirim. Gibi patatesimi, 3 adet patatesimi küp küp doğradım. Ondan sonra şöyle soğanlarımı doğradım. Üstüne tuz şey yaptım ki biraz daha ölsün. Ve baharat olarak tuz, şey, karabiber, sıvı yağ, bir de yarım su bardağı. Gerçi çok yağlı su katsam mı? Birazcık su katarız. Kıymam. Kıymamın içine şöyle yapalım. Karabiber. Soğanın içine koyuyoruz. Başka bir baharat ben kullanmıyorum. Genelde kullanan var. Bir şeyler daha koyuyorlar ama kırmızı pul biber koyan var. Ama ben koymuyorum. Midemi yakıyor. Soğanı iyice böyle şey yaptıktan sonra etimizle buluşturuyoruz. Yani kıymayla. Tabaklardan, yani leğen mi diyorlar, tabak mı diyorlar, ne diyor? O kadar memnunum ki size anlatamam. Hem yer kaplamıyor. Pardon. Hep beraber inşallah. Şimdi şöyle kıymamızla soğanımızı güzelce birbirine şey yapıyoruz. Saatlerimiz de 3 oldu bile. Ben başka işler yapacağım dedim ama inanın yapamadım. Şöyle patateslerimizi ekliyoruz. Dediğim gibi patates eklemeye de bilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama benim sırf böyle sade kıymayla olduğu zaman midem yanıyor. Yani herkesin böyle olacak diye bir şey yok. O sıkıntı sadece bende var. Allah'a döktüm buralara. Çok az sıvı yağ. Ha kızım. Açacağım kızım. Ve şöyle çok az, yarım çay bardağı su. Başka da bir şey yok. Bunu güzelce
Yeşillik koyan da var ama yeşillik tadını bozuyor. Güzelce birbirine yediriyoruz. Ama kıymam ete şey hamura göre bayağı fazla oldu. Neyse başka bir gün yaparım, difrize atarım. Mama, aşkım. Mamasını yedi. Ne oldu? Beş gibi hazır olsa yeriz. Ondan sonra da işte yola çıkarlar. Şöyle kıymamız hazır. İç harcımız yani ama tuzu nasıl bilmiyorum. Güzel. Tuzu da var. Tamam. Baharatının yoğunluğunu işte tuzlu nasıl seviyorsanız onları siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Bana kalsa ben güzel bir tuzlu yapıyorum ama işte evdekiler tuzlu falan yemiyorlar. Tuzluyla araları yok. İç harcımız hazır. Gelelim hamurumuza. Şöyle bir yapalım. Durdukça hamur yumuşamış. Ama kıvama da gelmiş. Şöyle. Bakın. Şöyle hamur. Böyle olacak. Çok yaşa annem. Annem çok yaşa. Çok yaşa kızım. Şöyle hamurumuz biraz daha duracak. Canım annem. Annem vermişti şunu. Ne oldu benim kızıma? Benim kızıma ne oldu? Ay, şu el bezim bir yere kayboluyor ya, sinir oluyorum ya. Of. Evet şimdi. Yaren oyuncakları toplar mısın? Gözünü seveyim kızım ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Tamam. Haydi bakalım. Birazcık mola. Ondan sonra mantı. Daha sonra da iş. Canım bir kahve istiyor. Bakayım üçü bir arada var mı? Daha yeni su kaynatmıştım. Bir üçü bir arada içeyim. Ondan sonra Cem'e Seda gelir. Mira'ya bakar. Ben de. Soğukta ne yapıyorsun? Babacığım bu soğukta ne yapıyorsun? Kız. Kız fıstık. Bu ne? Bu ne benim güzelim? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hele hele. Kız. Şşşt. Gülmemeye karar mı verdin anneciğim? Ha? Gülmemeye yemin mi ettin sen? Şşşt. Mira. 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 Yok anam yok. Hadi hadi hadi. Hadi sen keyfin yok bugün anladım. Annem. Tamam iyi yaptın. Severim seni çocuk. Patilerini yerim patilerini. Ha bu patilerini patilerini. Ha? Hele hele. Yok kızım ben gelmeyeceğim. Ne kavgası geldi? Sen bana resimlerini alsana bakayım. Toplar mısın? Babam mı aradı? Kim o? Babam. Mantı yiyecekmişsin. Arabanın lastiği patlamış onu yapıyoruz babacığım. Babacığım. Abi de burada bak. Ne zaman mı? Ne zaman geleceğim babacığım? He? Ne zaman geleceğim babacığım? Babacığım. Ne yapıyorsun? Mantı yapıyoruz. Babacığım ne zaman geleceğim babacığım? Mantı yapıyoruz biz. Tamam kolay gelsin. Tamam mı babacığım? Babana bir söylesene bana niye cevap vermiyor? Babacığım ne yapıyorsun babacığım? Babacığım arabanın lastiği gitmiş de onu yapıyoruz ya. Tamam babacığım hadi görüşürüz. Arabanın lastiğini yapacağız. Yemek. Ramazan abinin işi varmış da bize rica etti onu yapacağız. Tamam yemek yeme tamam mı? He? Yemek yeme. Anlamıyorum. Yemek yeme yemek yeme. Babacığım tamam görüşürüz yarın. Bir tanem yemek yeme diyorum. Yemek tamam akşam yerim. Tamam işte yeme. Tamam, tamam 5 gibi falan yeriz tamam mı? Ne? 5'te yeriz 5'te. Tamam. Haydi. Tamam oldu haydi. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz hadi kapatıyorum işim var. Hadi güle güle. Nur tanem. Nerede? Bizimkiler. Oo çok şükür yağmur durmuş. Gerçi durmamış. Babacığım. Lastiği patlamış babanın. Kızım. Hemen gelmeyecekmiş bir tane. Yok kızım hemen gelmeyecek. Şuraları topla gözünü seveyim Yaren ya. Gözünü seveyim kızım lütfen ya.
Oh, lütfen be kızım ya. Ben bak hala gelsin, Mira'nın yanında dursun, ben hamurumu artık açmam lazım. Saat 3.30. Ben 3'te güya başlayacaktım. Saatlerimiz de 3.30 oldu. Kaç kiloymuş Seda ile Selda? Selda 3.5 kilo. 3.5. Seda da 2 kilo 200. Demek ki Selda sıkış, Selda sıkıştırmış Seda'yı. Evet, mantımız hazır. Şöyle havuçlu şey de yaptım üstüne. Hadi bakalım. Yaren şimdi ne olarak senin yanında çalışıyor? Çırak. Ha. Evet, çırak. Sonunda bir haftanın sonunda lambamız takılıyor. Dün dedim ya, galiba zoruna gitti. Kızım sen de gideceksin mi? Götüreceğim mi Yaren'i de? Götürsün. Kızım sen de git, ben de kardeşini uyutayım, ortalığı toplayayım. Tamam kızım? Tamam. Nereye? Halayı götürün, bak kardeşin ağlıyor, hadi. Anne! Bak ortalık bayağı bir darma duman. Yemeğimizi yedik, şimdi gideyim Mira'yı uyutayım ben. Lambamı
Seda gidiyor orada. Geldi şimdi, vedalaştık. Mira uyuyor, ben çıkamadım. Yaren de gidiyor. Babasıyla gidip gelecekler. Öyle. Geldi, kaç gün oldu? İşte bir hafta. Aynen, geçen hafta cumartesi geldi. Bu hafta cumartesi dönüyor. Aslında kalacaktı ama işte iş şeyiyle bekliyordu zaten. Bugün ararlar, yarın ararlar diye. O gün bugünmüş demek ki. Neyse, şimdi gitsinler. Ben de kapıyı falan kapatayım. Hatta Şahin'e söyledim, şu dış kapıyı da kapat. Çünkü annem de gidiyor. Ben Miray'la kalacağım. O dış kapıyı da kilitler şimdi. Burayı da zaten içten kilitlerim. Ya bir şey olacağından değil ama yine de ne olur ne olmaz. Ben önlemimi alayım da. Şuralara Miram derin bir uykuya daldı. Ben şuralara toparlarım, mantıyı falan birazcık kaldı. Kaldırırım, yarın yense yenir, yenmese buzluğa atarım. Bir gün ısıtır yeriz. Şahin'i bekliyorlar. Mantıyı birden yiyince midem durdu mu? Bir şey oldu, çalışmıyor. O yüzden kola alsın gelsin, onu bana bıraksın. Daha sonra yola çıkacaklar işte. Ben de buraları toparlarım. Bunun için demiştim. Ay, üşüdüm. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun halayla? Ben öpeyim. Halamı yiyeceğim ama ya. Ha? Bırakıyorsunuz yani. Yaren de geliyormuş benimle. Nereye gidiyorsun? Sen beni terk ediyorsun yani, öyle mi? Tamam, anladım. Evet. Geleceksin ama değil mi yine? Tekrar geleceksin eve değil mi? Tamam. Hadi halay git, yolcu et, gel, tamam mı? Ay, ne kadar soğukmuş ya. Evet, sen niye öyle çıktın? Bayağı bir sürü. Boncuk, üşümüyorsun değil mi? Bak benim tamam. Montum ne kadar kalın. Oo, halanın montuna bak. Evet. Halay üzme, neneyi de üzme geri dönüşte. Tamam mı? Bana şeker var ya. Ya, babam mı geldi? Yaren bana şeker, ay. Ay, niye bıraktın kızı? Şunu var. Ha, baban geldi. Neyse, yarın yıkarız orayı. Hadi git koş babadan. Kolay al, gel siz gelin. Hatta dur, şu. Dur, arabayı bir de getirirsin basacak. Gel. Dur. Gel kızım, gel. Siz dış kapıyı kilitleyin de öyle gidin. Evet. Gidiyorlar. Neyse. Kaldık kızımla baş başa. Neyse, ben de birazdan canlı yayın açarım. Kolama kavuştum ya. Başka bir şey istemiyorum şu an. Şimdi şuraları bir hemencik böyle hızlı bir şekilde toparlayayım. Çünkü baya bir dağınık. Ondan sonra Cima canlı yayında buluşuruz. Bakayım, saat daha 7. Belki 9'a kadar Instagram'da. 9'dan sonra YouTube'da açarım. Öyle bir şey yapabiliriz bugün bakalım. Çünkü sadece bir yerde istemiyorum. İki yerde belki. Kim mesaj atıyor bana? Şuranın ışığı açılınca ne kadar güzel aydınlık oldu. Buraya ne değmiş ya? Bir şey var sanki. Neyse. Kalkıyorum. Toparlıyorum. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz sizlerle. Niye sessiz konuşuyorum? Bir yerlerde görüşürüz sizlerle.